Buraya daha önce gelmiş miydin hiç? Hayır ama her yer birbirine benziyor. Olur mu hiç? Bizim güneş sistemimizde başka gezegenler ve yıldızlar var. Burada başka gezegenler ve yıldızlar. İnsanlar bir gün buralara gelebilecekler mi acaba? Onlar şimdilik uzay teleskoplarından görebildikleri kadarını görüyorlar. Ama teknolojileri ilerliyor tabii. Ay'a otel kurmayı düşünüyorlar. Daha şimdiden sıraya girenler varmış. Sadece Ay'a kadar mı? Ay dünyamızdan şuradan şurası. O sana göre, bana göre öyle. Onlar için o kadar kolay değil. Keşke bu sonsuzlukta ne kadar minicik varlıklar olduklarını görseler. Hem minicikler hem de biricikler. Ah, keşke bunu anlayabilseler. O zaman dünyada ne savaşlar olur ne de başka suçlar. Anneanne dönelim mi? Kreşe geç kalacağım. Dönelim Edacığım. Ben seni yine buralara getiririm. Bir tanesin. Sen de. Şu halime bak. Dudu klozetin üstünde uyuyakalmış. Aç, susuz, perişan. Ah, ah sen bir elime düş. Bak ben sana neler yapacağım. Bak ben sana ne yapacağım bak. Kaknem suratlı. Yarasaya çevireceğim seni. Pis sakil. Hazır Eda gitmişken Farukçuğuma bir bakayım. Bey beni çağırmışsınız. Seni bulmak için ofisine kadar yürüyerek gelmem neden gerekiyor Yavuzcuğum? Dahili telefonunuzda bir sorun mu var? Evet. Dahili telefonum bozuk ve teknisyen hala gelmedi. Bu sorun bir. Ha. Sorun sıralaması olduğuna göre ikinci sorunu alayım Faruk Bey. Tabii ikinci sorunu da hemen vereyim Yavuz Bey. Sekreter bugün işe gelmedi. Dün gece beni arıyor, cep telefonumdan arıyor, direkt arıyor. Gecenin bir yarısında arıyor ve diyor ki Faruk Bey ben yarın hastanede olacağım o yüzden işe gelemeyeceğim. Bak 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 bak. Yani ben adam gibi bir adam olmasam, hani böyle gece hayatı olan, kadınların peşinde koşan, böyle dışarılarda gezmeyi seven, böyle ne yaptığı belli olmayan, soytarı, zampara bir adam olsam bunu tamamen yanlış anlayabilirim. Tamamen başka şeylere yorabilirim. Neyse ki öyle bir adam değilim de bunun normal bir telefon görüşmesi olduğunu düşündüm. Neyse ki değilsiniz Faruk Bey, çok şükür ki. Sizden çekinmiştir, bu kadar basit. Çekinmiştir, çekinen personel, patronu. Gece 23.30'da bak, gece 23.30'da cepten direkt arar mı ha? Arar mı? Arar Faruk Bey, arar! Bu kız bizden zamanında izin istemedi mi Faruk Bey? Verdik. Siz vermediniz, biz verdik. Tamam. Sadık Bey, ben verdim. Ne oldu, ne oldu? Kızın burnundan getirdiniz, kıyamet kopardınız. Bu kızcağız ne yapsın? Korkudan sizi direkt arıyor. Faruk Bey, o şekilde oluyor. Arz ederim. Olur, bundan sonra telefonları ben bağlayayım. Teknisyeni ben arayayım. Buraya geldiğimizde hatta takvim makvim yapılacak işleri falan ben not alayım. Hatta istersen ofisi de temizleyeyim. Ya 6 ay içinde 3 kere izin alınır mı ya? 6 ay içinde insan 3 kere izin alır mı? 1 değil, 2 değil, 3. Faruk Bey, bakın insan diyorsunuz. Cümle içinde insan kelimesini kullanıyorsunuz. Yani daha büyük bir hastalık da verebilirdi Allah. Gebe olabilirdi. 9 ay o zaman gelemeyebilirdi. Ve siz ücretli izin vermek zorunda kalabilirdiniz Faruk Bey. Bu da olabilirdi. Çalışırdı ama parlamazdı. Anlaşıldı. Uzak. Bundan sonra şirkette bünyesi zayıf insan istemiyorum anladın mı? Herkes işinin başında olacak 7/24. Yani tabii mesai saatleri içinde. Herkes işinin başında olacak. Bir de personel müdürü şu anda doğum izninde. Demin doğum izni dedin de orada niye hatırladım? Bana yarından tezi yok. Hemen adam gibi bir sekreter buluyorsunuz Yavuz Bey.
Tamam mı? Erkek mi yani? Hayır, adam gibi bir sekreter ama tabii ki sekreter kadın olsun. Faruk Bey, bakın biz Yıldız Hanım'dan daha iyi bir sekreter bulamayız. Çok iyi o. Ya bırak ya, bir yıldız söner bir yıldız parlar. Çalışan parlar, ne olacak? Hollywood'da ne yıldızlar söndü, Hollywood'da. Mesela? Mesela Ben Affleck büyük bir balondu ama yani iki filmden sonra hiçbir havası kalmadı. Doğru söylüyorsunuz Faruk Bey. Ben de çok büyük bir ümit bağlamıştım kendisine ama birkaç film sonra gerçekten direkt söndü. Haklısınız. Bakın Faruk Bey, ben durumu anladım. Ben şimdi Yıldız Hanım'ın telefonunu alacağım. Bundan sonra da telefonları ben size aktarıyor olacağım. Teknisini de hemen çağırıyorum. Tamam mı? Tamam. Bana çalışıyorsunuz, bunu da unutmayın. Biliyoruz Faruk Bey. Çıkabilir bana. Mi? Sadece bana. Çıkın tabii canım, daha ne? O sabaha kadar beraber konuşalım o zaman. Tamam Faruk. Senden de hevesim kaçtı. Bay bay. Adios. Ciao. Lanet olasıca. Bütün sihirlerimi aldı. Titriyorum. Ay, faniler gibi donuyorum. Hem parmak kadarım, hem 80 küsür yaşında bir fani gibiyim. Ay, titriyorum. Ay, hopluya zıplaya öleceğim şimdi. Nasıl zıpladım ayol ben öyle? Ay nedir bu? Nedir bu başıma gelen? Ay cüce oldum, şuraya bak. Ay hiçbir şey yapamıyorum. Titriyorum bir taraftan. Ay çok sıkıldım ben. Ay çıkmak istiyorum, gitmek istiyorum. Periliçe. Betüş. Pakize, hanginiz yapıyorsunuz bunu? Pakize mi dedi? Demek ki dışarıda bir tek kopyası daha var. Benim. Pakize ya da pakizeler değil. Onlar buraya giremez. Üşümeyesin diye şömineydeki mumlarını yakıyorum. Periliçe, bakın beni dinleyin. Ben Dudu'yum, Pakize değilim. Periliçe. Sesini çok iyi duyamıyorum. Dur, biraz daha açayım. Periliçe. Evet, şimdi söyle. Bakın beni çok iyi dinleyin. Ben Pakize değilim, Dudu'yum. Şimdi de kurtulmak için böyle bir yalan mı söylüyorsun? Periliçe, bakın. Tacirin üstüne yemin ederim ki ben Dudu'yum. Bakın geldi. Onun ruhunu bana, benimkini ona soktu. Periliçe inanın. Periliçe. Evet, bu durumdan kurtulmak için harika bir senaryo uydurmuşsun. Ama bunlar hiçbir işe yaramaz. Eğer kurtulmak istiyorsan iyi bir peri ol, cezanı kaldırayım. Böyle hileyle hiçbir şey yapamazsın. Şimdi sana yemek ve içecek göndereceğim. Bakın, bakın bana inanmıyorsanız gidin Dudu'ya bakın. Nasıl konuşuyor? Pakize gibi mi, Dudu gibi mi? Ben gidiyorum. Akşam yine bakacağım. Eğer karanlıkta kalırsan ışıklarını yakacağım. Periliçe.
Tuğçe elinde sonunda görünür görünmez olarak buraya gelip beni kontrol edecek. O buraya geldiğinde beni uyar. Ama titreşimle uyar. Zira tacı duyabilir. Evetse titreş. Okey. Şimdi Periliç'e gelmeden Taci'yi terastan indireyim de birazcık Dudu'ymuş gibi davranayım. Ay. Merhaba Betüş'cüğüm. Hoş geldiniz. Biraz oturabilir miyiz? Tabii tabii. Şu masaya geçelim. Tamam. Buyurun. Ne ikram edeyim size? Meyve suyu alabilirim. Tamam, hemen getiriyorum. Siz oturun. Perişan bir halde klozetin üstünde uyuyakalmıştı. Ay yani hem çok üzücü hem de hak etti. Evet. Ben de sürekli bu iki duyguyu yaşıyorum. Neyse. Sonra yine baktım. Bu sefer de herhalde çok üşümüş olmalı. Koltuğun üstündeki şalı alabilmek için zıplayıp duruyordu. Ay ay. Yani Periliçem siz böyle anlatınca çok üzülüyorum da. Evet. Ben de ona yardım ettim. Ve uzanıp şalı aldı ve indirdi. Ama kendisine birinin yardım ettiğini anladı tabii. Betüş, Periliçe, Pakize hanginizsiniz diye sordu. Pakize mi? Aa, bir dakika, yoksa hala kopyalarından birinin gelip onu kurtarmasını mı bekliyor? Evet, ben de bunu sordum. Ha, sonra da ben Pakize değil Dudu'yum demeye başladı. Ne? Ne diyorsunuz? Hiçbirinin girip onu kurtarması mümkün değil. Çünkü sürekli gözetliyorum. Ama tacinin üzerine yemin etmeler. Kopyaları onu kurtardı. O da beni parmak Pakize yaptı. Kendisi de benim kılığımda, benim şatomda yaşıyor demeler. Al bakalım. Senin için hazırladım. Abi de su iç. Su istemem. Su istemem, istemem, istemem. Biftek isterim. Su istemem. Ver biraz daha. Of köşemiz etsiz. Ay aman soruyorsa. Of. Amanayım. Bir şey yapacağım. Ne oldu hayatım? Ne oldu? Hiç öyle bir titreme geldi. Niye bakıyorsun öyle? Ha? Neden bakmıyorsun? Hiç, yani bir yer açık mı? Hani esteme diye ona bakıyordum. Hay Allah iyiliğini versin. Sen üşümezsin ki. Ha, değil mi ya? Tabii fani bir koca ile yaşaya yaşaya arada bazı şeyler bana da bulaşıyor demek ki. Hani senin olmasını istemediğin şeyler de başına geliyor ya, bana da oluyormuş gibi geliyor. Ay kıyamam ben sana. Oh. Ay. Ay. Ben bunları bir götüreyim. Götür artık, götür. Doydum. Oh. Sen bu sabah anneni gördün değil mi? Evet, Eda'yı bırakmak için şatoya gittim. Peki. Böyle kuşku duyulacak herhangi bir şey hissettin mi? Yok yok, hayır, hiçbir şey hissetmedim. Her şey yolundaydı. Eda'yı bıraktım, sonra çıktım. Aynanızdan tarasaydınız anlardınız onun kopya olup olmadığını. Ben zaten sihirli aynamı bu konuda sihirledim. İçeride bir kopya olsa beni mutlaka uyarırdı. Ay çok enteresan. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dudu'ya kısa bir ziyaret yapacağım. Eğer kuşkulanacak herhangi bir şey bulmazsam Pakize'nin vay haline. Bu sefer de iftira atmaktan cezası iki kat uzayacak. Aa şey Periçem, oğlum geldi. Bir tanıdık ya da müşteri falan dersin. Bir sorunu var galiba onunla ilgili. Tamam, ben gidiyorum. Şey Periçem, olanı biteni bana da anlatırsınız değil mi? Çok merak ediyorum. Seni hemen ararım bir şey olursa, merak etme. Tamam, güle güle.
Oğlum. Ne haber? Kötüyüm anne. Ne oldu? Tuğçe ile ayrıldık. Ne? Evet. Barış'ın bende kalmasını kaldıramıyormuş. Ay. Aa, tabii ki. Buyurun gelin. Taci ile oturuyoruz. Rahatız. Oo, hoş geldiniz. Bu ne sıcak karşılama böyle? Vallahi sormayın Periliçem. Bana da gül gibi bakıyor. Gül gibi. Bunu neye borçluyuz? Pakize'den kurtulmamıza. O yok. Ben rahatım. Kafam rahat. Geçen gün ona yiyecek su falan göndermişsin. E yaptım o kadarcık. Acıdım. Ama çok aksi davrandı bana. Bir daha da yapmam. Yani çok pardon Periliçem ama siz neden bana öyle benden bir şüpheniz varmış gibi bakıyorsunuz? Evet. Aslında sana bunu söylemem gerekiyor. Gerçek Pakize geldi. Sihirle bedenlerimizi değiştirdi. Aslında ben oyum, o da ben dedi. Ne dedi, ne dedi? Siz de acaba mı diye beni kontrole geldiniz. Çok sinirlendim. Yalancıya bak. Ben şimdi ona gidip haddini bildireyim. Dur bekle. Şimdi kötü bir şey yapacak. Ben de gidiyorum. Peşini bırakma onun Periliçem. Pakize! 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 Pardon Pakize! Pakize! Rica ederim Dudu, bağırma. Öfkene hakim ol. Asıl sensin Pakize. Ayol aynaya bak da gör. Kim Dudu, kim Pakize? Şu halime bak. Şu halime bak. Senin gibi çirkin, sakin, sinsi suratlı. Ben burada bu cücelerin cücesi boyumla acı çekiyorum ben. Oo, ben böyle iğrenç iftira görmedim. Ben böyle kendini beğenmeyen bir kadın görmedim. Sinsi de sensin, çirkin de. Gördünüz mü Periliçe? Ben böyle çirkin sakil deyince nasıl alındı? Halbuki ben olsam ne derim mesela? Ben dünyalar güzeliyim derim. Ben güzellik kraliçesiyim derim. Ben oyum, o ben. Bak Pakize, ben Betüş'le konuştum. Dudu da şüphe uyandıran hiçbir durum görmemiş. Taci'yle konuştum. O da hayatından son derece memnun. Dudu'yla görüştüm. Bende de hiçbir soru işareti uyanmadı. Acaba siz sihirli aynadan onu izlediniz mi? 24 saat içinde neler yaptığını biliyor musunuz? Gördünüz mü? Bana bak parmak Pakize. Haddini bil. Ortada bir şüphe yokken kimse kimseyi sihirli aynadan izleyemez. Periliçem, isterseniz sihirli aynadan geçmişime bakabilirsiniz. Hiçbir şey bulamayacaksınız. Çünkü sihirle koruma yapmıştır. O geçmişi olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi göstermiştir. Bak Pakize, eğer durumu kurtarmak için iftira atıyorsan bil ki cezan çok uzun sürecek. Peki ya ben haklıysam? O zaman ne yapacaksınız? Hala iftira atmakla devam ediyorsun. Ben bir yanıt istiyorum. O zaman ne yapacaksınız? O zaman Dudu'yu parmak Dudu yapacağım. Ay, o Dudu benim. O Pakize diyorum. Pekala. Ben şimdi
İkinizde bir teste tabi tutacağım. Tamam, çok güzel. Soracağım sorulara aynı anda cevap vereceksiniz. Taci ile ne zaman evlendiniz? 1957. Sen nereden biliyorsun? Bak, bak. Dersini nasıl iyi çalışmış da gelmiş. Peki, Taci'ye ne zaman köpek yaptınız? 1967. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Canım şatomun yanına şatosunu diktiği zaman söylemişti. Hacı gelmiş, sihirli aynamda bütün hayatımı izlemiş, her şeyime bakmış. Ezberi iyidir. Kendini anlatıyor Periliçem. Demek sen bütün hayatımı izledin. Peki, şöyle bir teklifim var. Mesela bu gece kendi şatosuna çağırsın Faruk Bey'i. Davranışlarımızdan o mu Dudu, ben mi anlarsınız. Niye bu kadar gerildiniz? Canım, sırf masumiyetimi kanıtlamak için o kadın budalası adamı neden evime çağırayım ki? Bence çağırın. Eğer masumsanız Pakize bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Şimdi adamı çağırıp akşam bize gelir misiniz mi diyeceğim. Tamam, peki çağırmayın. Onu ben sihirli size göndereceğim. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin, çok. Hangimiz ödeyecek? Göreceğiz Pakize. Çok saçma. Efendim damat. Anneciğim merhaba, nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol anneciğim, sağ ol. Yani iş güç yuvarlanıp gidiyoruz işte, biliyorsun. Bir yandan koşturmaca filan. Ya anne, ben şey soracaktım. Şöyle söyleyeyim. Faruk Bey bugün böyle gergindi şirkete. Ve aramızda Yavuz'la birlikte bayağı bir çatışma oldu. Yani gerginlik oldu. Sonra Faruk Bey biraz böyle kendini bize karşı affettirmek istiyor. İşte bu yüzden de hani dedi ki o hani Yavuz sizin evde yaşıyor ya anneciğim. Hani Yavuz'dan da özür dilemek için, özellikle Yavuz'dan. Hani benden de dileyecek ama asıl Yavuz'dan dileyecek. Onun için dedi hani Yavuz da sizde oturduğu için, kaldığı için hani kendini sizin eve davet ettirtti. Uygun musun? Gelsin mi anne? Ederim tabii. Gelsinler. Hepiniz gelin. Sağ ol anne. Çok naziksin anneciğim. Sağ ol, sağ ol. Ayrıca eklememi istedi anne. Seni de çok görmek istiyormuş ya. İyi. Gelsin görsün bakalım. Akşama görüşürüz. Tamam anneciğim. Tamam. Hoşça kal. Faruk'u sihirlediğimi hiç kimse fark etmemiş. İyi. Bu da aynı Dudu gibi davranıyor. Pakize olsa ağzına suyu akardı. Görünmez olup oraya gideceğim ve her şeyi izleyeceğim. Bu adam şimdi geç kalır. Anlatın bakalım. Nasıl geçti gününüz? Cem nerede? Ceren nerede? Anneciğim onlar kafedeler. Yani onlar çalıştıkları için, kafeyi idare ettikleri için zaten ben gelebildim, buradayım. Yani işte bir yığın dert anne. Şimdi bizim Barış Cem'in evine ortak oldu ya. Yani tamam hani Tuğçe bazı açılardan haklı da... ama bazı açılardan da böyle tahammülsüzlük gösterip sorunlar çıkartmış. O yüzden bizim oğlanla küsler. Aman şimdiden vıdı vıdı yapıyorsa sözlenmesin canım. Ciddiye binmesin iş. Bu yaşında bu kadar uyuzluk yapan kadın evlilikte hiç çekilmez. Ama anneciğim siz Tuğçe'yi severdiniz. Canım Tuğçe el kızı. Neticede ben torunumu onun huzurunu düşünürüm. Anne şimdi bilmiyorum sırası mıdır ama benim bir fikrim var.
Ve sizin bizim üzerimizde çok büyük bir hakkınız olduğunu bildiğim için... size bir konuda danışmak isterim. Bir sorum olacak yani. Buyur Yavuzcuğum, sor. Şimdi annem, biz uzun zamandır kızımla beraber sizin yanınızda yaşıyoruz ya. Hani bana faturaları falan da ödetmiyorsunuz. Hatta mutfak masrafına bile dahil olamıyorum ya. Ben bu konuda çok eziliyorum anne. Ama bir yandan da tabii bu masraflara katılmamamdan dolayı ben bir miktar para biriktirdim. Ve ben bugün bir bankaya konut kredisi görüşmesi için gittim. Şimdi malum kızım büyüyor benim. Yani değil mi? Artık arkadaşları falan gelmeye başlayacak eve. Çok gürültü olacak anne. Feci feci yani... Kulak kulağa duymayacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum kafanız kaldırır mı bu durumu. Hatta biz bu eve taşındığımız zaman demiştiniz ya... ev alınca isterseniz gidersiniz diye. O gün bugün olsun mu? Tabii ki evladım. Yani hayat sizin hayatınız. Sen şimdi kızınla küçücük bir odada değil... size ait olan bir evde yaşamak en tabii hakkın. Tabii ki. Gidebilirsiniz istediğiniz zaman. Ay geldi. Ay geldi. Ay biriniz açın, ben bakmayayım şimdi. Allah, ben bakmam. Madem benden özür dileyecek, ben açmam. Madem öyle, ben bakayım o zaman. Buyurun Faruk Bey. İyi akşamlar Sadık Bey. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İnşallah çok bekletmedim. Merhaba tatlım, nasılsın? Yetişen Hanım. Yavuz. Dudu Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba.